Annem benim, annem. Kız nasıl yürüdü benim oğlum? 10 tane, 20 tane insanı kaybetti. Özlem nasıl gitti? Tibet'i nasıl bıraktın bize? Kurban olayım yavrum. Hepimizin başı sağ olsun. Biz tanıyanlar için ne kadar büyük bir kayıp olduğunu zaten hepimiz sizler biliyorsunuz, Özlem'i tanıyan herkes için. Ekrandan tanıyan da milyonlarca kişi var onu uzun yıllar boyunca. Sesinden haber alan, görüntüsünden haber alan. Onlar için de çok büyük bir kayıp. Türk televizyon haberciliği için çok büyük bir kayıp gerçekten Özlem. Son dakika yayıncılığının bence efsanesi ve bir numarasıydı. Ondan öğreneceği yeni meslektaşların çok şey var. Hepimizin öğreneceği hayat dersleri ise ayrı bir yerde değerlendirilecek konular. Çünkü ya 4 yıllık biz bir mücadelenin içindeydik Özlem'le beraber. Ve bu mücadele böyle şimdi gitti ve arkasından iyi şeyler söyleyelim değil. Özlem bu savaşında bize destek oldu. Hiç abartmıyorum, gerçekten bu böyleydi. Hiç iletişimi koparmadık. Hep birlikte
iletişim halindeydik ve bir an olsun dün yaşadığım o haberi paylaşacağım anların gerçek olabilme ihtimalini düşünmemiştim. Çünkü o böyle bir hiç böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermiyordu zaten. Ya biz de vermedik. Hepimizin başı sağ olsun. Arkadaşlar sahiden de zor bir gün hepimiz için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok zor konuşmak çünkü bizim Özlem'le Habertürk'te yollarımız kesişti. İnsanın kendisine abi diyen birinin kendisinden önce vefat etmesi gerçekten çok acı verici. Ama dünyanın evet düzeni böyle. Bunu kabul etmek zorundayız. Her ölüm erken ölüm. Ama 39 yaşında daha en azından mesleği için çok şey yapabilecek bir arkadaşımdı. Bir evladı vardı. Keşke daha çok vakit geçirebilseydik. Ama biliyorsunuz işte hep beraber çalışıyoruz. Hep beraber kimimiz stüdyoda, kimimiz sahada. Mesleği için gerçekten çok çaba sarf eden. En küçük kelime için ki Türkçe konusunda benim uzmanlığıma güvenirdi sağ olsun. Arardı zaman zaman. Abi bunu böyle mi söylesek, nasıl yapabiliriz diye. Sonra tabii kendi kanatlarıyla uçmaya başladı. Meslek için en iyi isimlerden biriydi çünkü güler yüzlüydü, çünkü sevimliydi. Bizim sert bir işimiz var. Özlem hem iyi niyetiyle hem hayata bakışıyla, duruşuyla aslında hepimize, bizden sonrakilere de örnek olacak bir isimdi. Kaybettik, çok üzgünüz. Çok fazla da söyleyecek bir şey yok bir ölümün üzerine. Tekrar başına sağ olun. NTV olarak çok zor bir gün geçiriyoruz gerçekten. Dünden beri, Özlem'in haberini aldığımız günden beri. Bizim için çok zor tabii burada olmak. Muhteşem bir çalışma arkadaşıydı. Muhteşem bir kardeşti. Biz NTV olarak hepimiz birbirimize çok bağlıyız tabii. Özlem'in gidişi hepimizi çok sarstı. Hastalığında bile ben iyiyim yeter ki siz üzülmeyin derdi. Çok özleyeceğiz onu. Ailenin bir parçasını kaybettik. 10 yılı aşkın bir süredir beraber çalışıyorduk. Bu 10 yıl boyunca hep sevecen, hep yardımsever, iyi kalpli. Yani işte bir iyi insan hangi özellikleri taşırsa onların hepsini taşıyan bir insandı. Çok erken oldu tabii. Çok üzgünüz, özlüyoruz. Çok acı bir gün ailemizin bir parçasını kaybettik. Sağ olun arkadaşlar. Özlem 2004'te bizim yanımıza stajyer geldi Habertürk'teyken. Daha 20-21 yaşında gencecik bir fidandı ama o kadar disiplinli, o kadar ağırbaşlı ve işini o kadar iyi yapıyordu ki hayran kalmıştık. Yıllar sonra Habertürk'te tekrar çalıştık. Çok yakın arkadaş olduk. Yani bir haber dünyasında bizim mesleğimizde tanıdığım en naif, en güler yüzlü, İşini en çok ciddi alanlardan bir tanesiydi. Ama güler yüz konusunda bence tekti diyebilirim.